Merhabalar Ayşe Deniz'in örgülerine hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir örgü videosunda daha sizlerle birlikteyiz. Evet arkadaşlar, bu videomda sizlere yapımı kolay, gerçekten güzel bir modelden bahsedeceğim. Herkesin yapabileceği türde çeyizlik yeleklerinizde, etol şallarınızda kullanabileceğiniz bir model arkadaşlar. Buyurun dilerseniz modelimizin yapımına geçelim. Bu şekilde elimde ipim var arkadaşlar. Alize Süper Lanatı. Şöyle tığım ise her zamanki kullanmış olduğum tığım 7 numara 1.30 milimlik. Ben bir miktar bu şekilde zincir çektim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Başlayalım. Dilerseniz siz bunu lastik üzerine, trabzan üzerine yapabilirsiniz. Ben şöyle birinci sırasını modeli kurmak için başlıyorum. Burada 1, 2, 3, 4. zincirimin içine batım yapıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Arada bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Bir tane zincir atlayıp diğer zincirimin içine trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir, bir tane zincir atlıyorum. Diğer zincirimin içine batım yapıyorum. Bir zincir, tekrar bir tane zincir atlıyorum. Diğer zincirimin içine batıp trabzan yapıyorum. Bu şekilde bu sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Sonra modelimizi kuruyoruz. Evet, bu şekilde bu sıramı tamamladım. Burada 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum, geriye dönüyorum. Burada 2 tane kenar trabzana gibi küp yapıyorum arkadaşlar. Aralarda birer tane zincir çekip bu kısma bu şekilde 2 tane küp yaptım. Burada 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Burada 1, 2, hemen bu trabzanın tepesini bu şekilde batıyorum. 1, 2, tekrar tığımın başında ilmeğimi topluyorum. Tekrar birini bir, diğerini tekrar ikişer, 3 tane ilmek. Yine tekrardan tığımın başına ipimi alıyorum. Birini bir, diğerini ikişer ve 4 tane ilmeğim var burada. Burada hepsini birlikte bu şekilde topluyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Yine tığımın başına ipimi alıyorum. Buradan 1, 2 küp atlıyorum. Hemen bu kısımdaki trabzanımın tepesine batıyorum. Buraya bir tane bu şekilde trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Yine diğer trabzanımın içine geçiyorum bu şekilde arkadaşlar. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Yine 1, 2 küp atlayıp bu kısma batım yapıyorum. Aynı şekilde 1, 2, dolgu yapıyorum. Aynı ilmeklerimi toplayıp bir önceki yapmış olduğumuz gibi tekrardan bu şekilde topluyorum. Burada 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Yine aynı şekilde tığımın başına ipimi alıyorum. 1, 2 küp atlayıp diğerine bu şekilde trabzan yapıyorum. Arada bir tane zincir çekiyorum. Yine diğer kısma bu şekilde batıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2 hemen bu kısma batım yapıyorum bu şekilde. Bir tane örüyorum. Diğerini tekrar tığımın başına ipimi alıyorum. Birini örüyorum. Diğerini 2, 3 ilmek tığımın başına ipimi alıyorum. Yine 4 ilmek ve hepsini birlikte toplayıp 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Burada tekrar tığımın başına ipimi alıyorum. Tekrardan 1, 2 küp atlıyorum. Ve bu kısma şöyle trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum.
Diğerinin tepesine trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Buraya yine tekrardan dolgu yapıyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde topladım. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Bu köşede yapmış olduğumuz gibi yine 2 tane 1, 2 küp atladım. Buraya trabzan yapıyorum. 2 tane. Aralarda birer zincir çekiyorum. 1 zincir kenar trabzanı yapıyorum. Arada bir zincir yine tekrardan kenar trabzanı yapıyorum. Burada 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve geriye dönüyorum. Buradaki trabzanlarımı aynı şekilde yapıyorum. 2 tane oluşturuyorum buraya yine. Tekrar arada bir tane zincir çekiyorum. Diğerini yapıyorum. Yine 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Hemen şu kısımdan bir sık iğne yapıyorum. Tekrar tam ortasına bir tane sık iğne. Tekrar bir tane de yanına sık iğne. 3 tane sık iğne yapıyoruz buraya. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Aradaki bu küpümü yapıyorum. Bu şekilde arada bir tane zincirimi çekip diğer kısma bu şekilde yaptım. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Hemen bu kısma bir tane sık iğne, dolgumun tepesine bir tane sık iğne, tekrar diğer zincirime bir tane sık iğne yaptım. Yine burada 3 tane sık iğnemiz. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Aradaki trabzanımı arada bir zincir çekip tekrar bu şekilde küp oluşturdum bu kısma. Tekrar zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet, bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Şöyle. Burada yine burayı elinizin ayarına göre çekebilirsiniz. Zincirlerinizi 1, 2, 3, 4 veya 5 de çekebilirsiniz ve geriye dönüyoruz. Burada kenar trabzanları yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Sadece kenar trabzanı yaparken bu şekilde oluyor. Burada yine 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum ve sık iğne yapmış olduğumuz yerlere tekrardan sık iğne ile her sık iğnemizin tepesine aynı şekilde sık iğne ile geçiş yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum. Aradaki yine bir zincir çektiğim 2 tane trabzanımı yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3 ve 4 zincirimi çekip yine buraya bu şekilde sık iğnelerimi gidiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Aradaki küp yapıyoruz arkadaşlar. Ara modelimizi. Arada bir tane zincir çekiyorum. Yine üzerine trabzan yapıyorum. 4 zincirimi çekiyorum. Yine bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, bu sıramı da bu şekilde tamamladım. Tekrar 1, 2, 3, 4 veya 5 zincir çekiyorum bu kısma ve geri dönüyorum. Burada kenardaki kenar trabzanımı yapıyorum. Arada bir zincir, tekrar bir kenar trabzanım daha vardı burada. Yine 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Burada 3 tane bir alt sırada sık iğne yapmıştık. Hemen buna değil, ortadaki sık iğnemizin içine batıyoruz. Burada yine bu şekilde tomurcuk yapıyoruz. Yine tığımın başına ipimi alıyorum. 1, 2 de çektim. 3 ilmek. Yine 1, 2 de çektim. 4 ilmeğimi birlikte topladım. Yine 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Hemen buradaki ara modelimi yapıyorum. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. Arada bir tane zincir çekiyorum. Diğer trabzanımı yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Burasını tekrar göstermek istiyorum.
bir tane ördüm. İkisini bir ördüm. Tığımın başına ipimi aldım. Tekrar birini ördüm. İkisi 3 ilmek. Tekrar birini daha ördüm. Bu şekilde 4 ilmeğin hepsini birlikte topladım. 1 4 tane zincirimi çektim. Aradaki ara modelimi yapıyorum. Modelimizi ilk başlamış olduğumuz yer gibi yapıyoruz buraya arkadaşlar. Şimdi üzerine tekrardan şerit geçeceğiz. Onu da göstereceğim. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Evet, modelimizi bu şekilde yaptık. Burada şimdi arkadaşlar yine 4 veya 5 zincirimi çekiyorum. Bu kısmı tığımın başına ipimi alıyorum. Kenardaki kenar trabzanlarımı hemen yapıyorum. Arada bir tane zincir çekip tekrar trabzan yapıyorum. Arada bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen burada zincirimi şöyle ortalıyorum. Bu kısma bir batım yapıyorum. Buraya trabzan yapıyorum tekrardan. Bir tane zincir çekiyorum. Bu dolgunun üzerine tekrar bir tane trabzan yapıyorum. Bir tane zincir, yine hemen şu kısma zincirimin batıyorum. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. Bu kısma batıyorum. Burada bir tane zincir çekiyorum. Yine bu şekilde batıyorum. Bir tane zincir. Bu kısma batıyoruz. Tekrar bir tane zincirimi çekiyorum. Tekrar buraya batıyorum. Bir zincir. Bu şekilde bir alt sıradaki yapmış olduğumuz trabzanlarımızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Tekrar bir tane zincirimi çekiyorum. Trabzan, bir zincir. Tekrar hemen bu kısımdan bir trabzan. Bir zincir. Zincirimin bu şekilde içine batıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Dolgunun tepesinden bir tane trabzan. Bir zincir. Yine bu kısımdan trabzan, bir zincir. Hemen bu trabzanımın üzerinden trabzan. Burası ara model yerimiz arkadaşlar. Tekrar şimdi modelimiz bu aşamaya kadar bitti arkadaşlar. Diğer modelimizi, diğer örneğimizi nasıl kuracağımıza gelelim. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Evet, bu şekilde trabzanlarımı tamamladım yukarı kısmından. Buraya 4 veya 5 zincirimi çekiyorum ve geriye dönüyorum. Bir alt sırada modelimizin ilk başta yapmış olduğumuz gibi aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Buradaki kenardaki trabzanlarımı yapıyorum. Burada bir alt sırada nasıl yapmışsak, şurada nasıl yapmışsak aynı şekilde modelimizi tekrar ediyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. 4 tane zincirimden sonra tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen buradan 2 tane küp atlıyoruz. Bu kısma batım yapıyorum. Burada dolgu yapıyoruz arkadaşlar. İlk modelimizi kurarken yapmış olduğumuz gibi aynı şekilde buraya bir tomurcuk yapıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincirimizi çekiyoruz. Buradan 1, 2, hemen şöyle trabzanımızı atlıyoruz. Şuradan 1, 2, hemen aradaki trabzanımızı yapıyoruz. Arada bir zincirimi çekiyorum. Ara trabzanımı yapıyorum. Burada. Bu ara trabzanı hiç kaybetmiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde gidiyor. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Hemen 1, 2. Bu tam tomurcuğun tepesine hemen bu şekilde bir trabzan arası, hemen üst kısma tekrardan tomurcuk. Yani modelimiz bu şekilde ilerliyor. Modelimizin hemen hemen tamamı bitti hanımlar. Ben bu örneğimi de tamamlayıp tekrar sizlerle buluşacağım. Evet arkadaşlar, bu örneğimi de tamamladım sizler için. Şöyle göstereyim, tabii ki örneğimizi ilerledikçe daha güzel kendini gösterecektir. Yeleklerde çok zarif duracağına eminim bu modelin. Kendim yelek de yapmıştım bir zamanlar bundan. Evet.
tersi, düzü aynı iki tarafla kullanabilirsiniz. Bu şekilde yapıp güzel etol şallar, yelekler yapabilirsiniz. Evet, bir videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videolarımı izledikten sonra kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar, diğer bir videomuzda daha görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, kendinize iyi bakın.